Yavuz hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Rodoslu Yavuz. Öyle derler. 49'lu. Kaç yaşındasın? 71. 71 yaşındasın maşallah. Teşekkür ederim. Delikanlı gibi Goldwing'e biniyorsun ve motorcusun, doğru mu? Doğru. Kaç senedir motor kullanıyorsunuz? 8 yaşından beri. 8 yaşından beri motor kullanıyorsunuz. Bir de kocaman Goldwing kullanıyorsunuz. Evet evet. Aşkım. 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 Bir aşkınız daha var arkamda. O en büyük aşk. En büyük aşkım. Yalandan kim ölmüş? Senin yok, en ya. Büyük aşkın bence motosiklet. Motor ama her an arkamda motor durmuyor. Bugüne kadar motorla nerelere gittin? Vallahi gezdik. Çok yerler gezdik. Hangisini sayayım şimdi? En uzun geziniz mesela nereye? Motorla bir Avusturya yaptık. Bulgaristan yaptık. Yunanistan zaten paketin içinde. Türkiye'yi alttan girdik, üstten çıktık. Çok güzel dostluklar yaptık. Şu anda hangi motosikleti kullanıyorsunuz? Golfing 2014'ü kullanıyorum. Büyük kasayı. Güzel, çok güzel. Yeni model pek sarmıyor bana. Bu model eski kasalar daha çok makul benim için. Bu koskocaman motosikleti nasıl kumanda ediyorsunuz? Durarken kalkarken oluyor. Ondan sonra kendi kendine gidiyor. Otosiklet sizi götürüyor, hafifliyor. Kalkıştan sonra hafifliyor. Ya kendi kendine gidiyor. Zaten onun için otomatik pilot da koymuş. Ya bizim gençler bile kullanamıyor. Bak burada Caner var, Melik var, gençler var. Onlar bile böyle kocaman motor kullanamıyorlar. Siz nasıl kullanıyorsunuz? Kullanırlar ya. Zaman zaman biraz ayağın bileğin, elin ayağın tutacak. Ben sizinle birlikte Karadeniz'e gittim, hatırlıyor musunuz? Biraz hatırlamaz mı? Hatırlamaz. Arkamdan nasıl vırın diye geçti. Hatırlamaz mı? Daha bundan sonra kaç yıl daha motosiklet kullanmayı düşünüyorsunuz? Siz kullanamazsınız deyinceye kadar. Doktorları kastediyorum tabii. Bana doktorları. Göre siz var ya siz 100 yaşına kadar kullanırsınız eğer yaşamınız idare ederse. İnşallah. Kazanız oldu mu? Oldu. Gazam olmadı yani yalan söyler. 92 model 1500 ilk Golfinglerden 6 silindirler. Konya'da bir kaza. Konya'nın içinde aniden önüme bir araba, öbür istikamete çıkan bir araba. Görmedi beni kör bir noktada. Tam böyle geldik. Bir de beni gördü, bir frene bastı. Büyük bir kaza. Bir şey oldu mu hocam? Yaralanma? Oldu. Hanım fırladı arkadan. Kafalan şazmana kadar girdi. Vurdum arabaya. Arabayı vurunca çevirdim tabii bana doğru. Kafalan şazmana kadar girdi. Ben iki kendi motorumla kaza yaptım. Arabanın arasında sıkıştım. Omurga kayması. Allah'a şükür 6-7 ayda yerine geldik. Bu benim hayat tarzım. Tamam bu ikazda bulunmuş olabilirler. Fakat bu hayattan döndüremezler beni. Her zaman da söylerim yani. Ve hanımım da hiçbir zaman ısrar etmez. Bu da ben gezilerde zevk alır. Her gittiğim yere beraber gideriz. Büyük kızlarım var. Ara sıra. Onlar da motorcu. Büyük kızım da motorcu. Aile boyu motorcusunuz yani. Tabii. Peki hocam sizin motorda en çok çeken şey ne? Özgürlük başta gelir muhakkak. Ondan sonra onunla oynamak. Benim altyapım eskiden geldiği için eski yarışlarım da var benim Rodos'ta. Yani profesyonelce yaptım bu işi. Vallahi ben 20 seneden birlikteyiz. Beraberiz eşimle. Yani ben gayet memnunum. Şimdi siz de motor seviyorsunuz. Ben de seviyorum. Ben de çok seviyorum. Bir sıkıntı olmadı yani. Hiç boşamayı düşündün mü? Yok. Yok. Ya 20 senedir birlikteyiz. 20 senedir birlikteyiz. Gayet mesut mutlu devam ediyoruz. Yavuz abi ne şanslısın onunla ya. Onunla yaşamak zaten ayrıcalık. Gerçekten ayrıcalık. Çünkü değişik bir insan. Motorcu olduğundan belki. Bilmiyorum belki de karakter. Karakterinde var. Belki çok de aşk. Aşkın bir şey. Bilmiyorum yani. O da olabilir. Tabii onun da bir faktör. O da bir faktör. Ama yani onun ruhu bu. Ya da motor düşkünlüğü sizi ihmal ediyor mu? Yok. Hem motor hem sizi idare ediyor. Evet, o doğru. O doğru. Evet, herkese ayrı ayrı idare eder.